vurgulayan sorulardır. Hangi kişilik tipinde daha yüksek puan alıyorsa bireyler, o kişilik tipine daha yatkın olduklarını biz söyleyebiliyoruz. Genellikle de iki tane kişilik tipi baskın olarak çıkabiliyor bu envanterin sonucunda. Ve biz böyle bir şey ortaya çıktığı zaman, burada görmüş olduğunuz gibi, ekranda görmüş olduğunuz gibi Holland'ın kişilik tipleri, ilişki biçimini bu altıgende görebiliyoruz. Bu altıgende görmüş olduğunuz gibi her uçta 6 farklı kişilik tipi mevcut. İşte gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal, girişimci, geleneksel görmüş olduğunuz gibi. Burada arkadaşlar eğer iki tane kategori çıkıyorsa mesleki tercih envanterinde bireyler ve öğrencilere yapmış olduğumuz bu envanterde biz şunu söylüyoruz. Kişilere meslek seçiminde yardımcı olurken onların bu kişilik tiplerini göz ardı etmeden bunlara yönelik bilgiler vermemiz gerekiyor. Bunlara yönelik mesleklerin neler olabileceğini onlara anlatmamız, açıklamamız gerekiyor. Ve örneğin iki tane farklı tip ağır basarsa bir kişide, mesela gerçekçi ve araştırmacı kişilik tipleri yüksek puan aldı bir kişi. Bu, o zaman biz diyebiliriz ki burada altıgene baktığımız zaman eğer mesafeler yakınsa, bakın gerçekçi ve araştırmacı çok yakın mesafededir burada. Biz diyebiliriz ki kişi gerçekten tutarlı bir kişilik profiline sahiptir ve onu yönlendireceğimiz mesleklerde gerçekten başarılı olabilecektir. Artık kişilik tipi yavaş yavaş oturmuştur bu kişinin diyebiliyoruz. Bu kişi gerçekçi ve araştırmacı bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla onu o tarz mesleklere yönlendirmemiz gerekiyor. Daha çok araştırma gerektiren, gerçekçilik gerektiren mesleklere. Ha, bunun aksine eğer kişi bu altıgende çok farklı yerlerde olan kişilik tipleri çıkıyorsa yüksek şekilde, örneğin işte girişimci ve araştırmacı ya da geleneksel ve araştırmacı diyebiliriz. Geleneksel ve araştırmacı birbirinden uzaktır görmüş olduğunuz gibi. Burada da arkadaşlar biz diyebiliriz ki kişinin henüz kişilik profili tutarlı bir hal almamıştır. Yine tabii ki ona bir takım önerilerde bulunabiliriz. Ancak kişilik tipi tutarlı hale geldiğinde daha kalıcı ve daha doğru şekilde yönlendirebiliriz kişileri. Holland'ın kişilik tiplerini sanıyorum az çok anlayabildik. Önemli olan kişilerin 6 tane değişik kişilik tipi olduğunu bilmemiz ve Holland'ın bu mesleki tercih envanterinde ne şekilde çalıştığını ve kişileri, öğrencileri ne şekilde hangi mesleklere ya da ilgi alanlarının neler olduğunu nasıl algılayabildiğimizi bilmemiz önemli. Dediğimiz gibi bu altıgen bizim için önemli. Kişinin aldığı yüksek puanları buraya yerleştiriyoruz. Eğer altıgende yakın mesafede çıkıyorsa, o zaman diyebiliriz ki kişilik tipi tutarlıdır ve yapmış olduğumuz bir takım öneriler onlar için daha doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. Genel olarak Holland'ın kişilik tipleri, kişilik kuramı bu şekildeydi. Bugün yavaş yavaş başlamak istiyorum arkadaşlar. Bir de gelecek dersimizde de birazcık bireyi tanıma tekniklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bireyi tanıma teknikleri bizim için çok önemli bildiğiniz gibi. Çünkü bizim mesleğimizin temelinde bu teknikleri kullanabilmemiz bulunuyor. Bireyi tanıma teknikleri de bildiğiniz